Günaydın Şerif Beyciğim. Günaydın bir tanem hanım. Aa, sizin sesiniz niye öyle Şerif Beyciğim? Canınız bir şey mi sıkkın yoksa? Yoksa siz hala Hayat Hanım'ın olayını mı düşünüyorsunuz? Nasıl düşünmeyeyim bir tanem hanım? Soruyorum, nasıl düşünmeyeyim? Ha? O hayat denen dik başlı kadından kurtulmama şu kadarcık kalmıştı. Ah! Ah Cerrah Bey, ah! Son dakika tanığı olarak gelmeseydi keşke ifade vermeye. Ya da keşke önlem alıp ben de bir tane gizli tanık bulsaydım. Ne buldunuz Şerif Beyciğim? Diyorum ki sizin kafanıza kese kağıdı geçirip sizi gizli tanık yapsaydık. Aşk olsun Şerif Beyciğim. Ne o öyle kese kağıdı falan? Ben çirkin miyim? Aa, estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Siz beni tamamen yanlış anladınız. Ben hani gizli tanık olun diye. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ay Şerif Beyciğim. Hani ben size geçen hafta bir single albüm çalışması yapacağımdan bahsetmiştim ya. He etmiştiniz. Stüdyoya girdik ve yaptık. Yapmayın siz ciddi misiniz? Ay tabii ki ciddiydim Şerif Beyciğim. Niye ciddi olmayayım? Benim sesim çirkin mi? Olur mu? Sizin sesinizin çirkin olma ihtimali var mı? Bence yok. Ama isterseniz bir kez daha şu ses tellerinizi bir yakından inceleyelim bakalım bir tahribat bir şey var mı? Ama siz de takdir edersiniz ki sesin güzel olması yetmiyor. Satış için desteğe ihtiyacım var. Bir tanem hanım rica edeceğim Allah aşkınıza. Kolayı var. Yorulmayın verin bana. Biz bu albümleri müstahaka veririz. Müstahak da götürür pazarda satar. Aşk olsun Şerif Beyciğim. Sizin satış desteğinden anlayışınız bu mu? Promosyon efendim, promosyon. Yani albüm satışı için promosyon şart. Senin o promosyon derken büzüşen dudaklar. Ha evet. Hiç merak etmeyin. Promosyon bizim işimiz. Bizim işimiz promosyon. Gerçekten yardım edecek misiniz? Edeceğim tabii ki. Ama önce bir kez daha promosyon da bakayım. Promosyon. Bir daha söyle. Promosyon. Yavaş gı. Bir daha söyle. Promosyon. Ben de seni. Aman efendim, aman efendim. Sabah kahveniz geldi efendim. Buyurun afiyet olsun. Buyurun efendim, buyurun efendim, buyurun. Anam. Vallahi bir tane hocam dediniz, dediniz ve sonunda çıkardınız. Sizi tebrik ediyorum. Aç şarkısı. Çok teşekkür ederim Müstehak Bey. E artık bana da imzalı bir albümünüzü verirsiniz. Onun da sırası gelecek elbet. Bir dakika dur bakayım sen. Daha seninle çok işimiz var. Bu albüm için promosyon çalışması yapacağız. Tamam mı? Sen şimdi çık. Ben seni çağırırım bir ara. Hey, anladım. Bir tane hanım bu güzel şarkınızdan bir kuble söyler misiniz? Şey, çıplak sesle mi? He, çıplak sesle. Yavaş. Yavaş Müstehak. Bir tanem hanım sakın. Müstehak bir tanem hanım çıplak sesle sana şarkı markı söyleyemez. Yürü git. Ama Sayın Şerif'im eğer çıplak sesle utanıyorsa sesinin üstüne bir şey örtelim. Öyle söylesin. Nasıl bir espri ama. Kötü. Berbat. İğri. Çık. Yürü git Müstehak. Kolay gelsin. Ay,
Şerif Beyciğim, müstehakkı iyi ki gönderdiniz. Çok korktum bana çıpçırıl bir sesle şarkı söyletecek diye. Hiç merak etmeyin. Gitsin, CD'nizi, albümünüzü parasıyla alsın ve dinlesin. Şerif Bey, benim size bir şey itiraf etmem lazım. Allah'a mı? Ne? Şey, benim sesimle stüdyoda biraz oynadılar. Yani benim o sesim gitti. Yerine bülbül gibi bir ses geldi. Öyle değiştirmişler. Âlâ. Gördünüz mü teknolojinin gücünü? Öncesinde görüntü var, ses yokken şimdi hem görüntü hem ses var durumuna geçtiniz. Çok yakıştı size.